Onlar engelleri sanatlaşıyor. Oluşturdukları koroyla şarkılar söylüyor. El sanatları dersleriyle şaheserler yaratıyor. El emeklerini sanat eserine dönüştüren 25 engelli genç, Antalya Engelliler Sanat Evi'nin gönüllüleriyle yaşama daha sıkı bağlanıyor. 18 yıl önce hizmet vermeye başlayan Antalya Engelliler Sanat Evi'nin kurucusu eğitmen Hülya Bostanoğlu, ailelerin ve engelli bireylerin de katıldığı eğitimlerle engelli gençleri hayata hazırladıklarını söyledi. Engel bahane hayat şahane sloganıyla hayata bakış açılarını ortaya koyduklarını da ifade eden Bostanoğlu, 18 yılda kocaman bir aile olduklarını belirtti. Hayata bakışımızda da engel bahane hayat şahane diyoruz hep. Üretirken de sanatın bütün kollarını çalışıyoruz çünkü biz. Üretirken de hiçbir engel üretime engel değildir diyoruz. Böyle çalışıyoruz. Zaten ben onların elçisiyim. 18 yılı dolduruyoruz artık, çok kenetlendik biz, kocaman bir aile olduk. Yaklaşık bir yıldır Antalya Apaz Kültür Derneği'nde eğitim faaliyetlerini yürüten Antalya Engelliler Sanat Evi 25 engelli genç için doğum günü partisi düzenledi. O kadar yetenekliler ki, onları tanısanız, koromuz da çok başarılı, çok keyifliler, bizim grubumuz da öyle, inanılmaz neşeli. Göreceksiniz. Şimdi bugün onlara sürpriz toplu doğum günü yapıyoruz. Bize bu yıl kapılarını açan Abaz Kültür Derneği'ne de çok teşekkür ediyoruz bu arada. Kora çalışmaları yaptıkları ve el işlerini ürettikleri dernekte bu kez doğum günlerini kutlayan engelliler ve aileleri oldukça mutluydu. Hoş bulduk. Bugün sana eve geldim. Doğum günü kutlu olsun. Sağ ol. Çok mutluyum. Başta Hülya ablam olmak üzere bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaş Selma ve öğretmenliğime çok teşekkür ediyorum. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkürler. Herkesin doğum günü kutlu olsun. Hülya da çok seviyorum. Her şeyi çok seviyorum. Doğum günü kutlayacağız. Doğum günümüz ortak doğum günü kutlaması yapıyoruz arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımızın doğum gününü kutluyoruz. Ben buradan çok memnunum. Antalya'da böyle bir yerin olması çok mutlu ediyor bizi. Evden dışarı çıkmamızı sağlıyor. Dans edip şarkılar söyleyen engellilerin mutluluğuna ev sahipliği yapan Antalya Apaz Kültür Derneği Başkanı Şamil Gümüş, böylesi anlamlı bir oluşuma destek vermekten mutluluk duyduklarını kaydetti. Antalya Engelliler Sanat Evi'ne de yaklaşık bir yıllık bir süredir elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Burada bizim derneğimizde etkinliklerini ve koro çalışmalarını sergiliyorlar. Bugün de hep birlikte bu engelli kardeşlerimize, güzel kardeşlerimize bir doğum günü, sürpriz doğum günü organizasyonu düzenledik. Aynı zamanda da sezon kapanışlarını gerçekleştiriyorlar. O bağlamda tabii biz biraz üzülüyoruz, onlardan bir süreliğine ayrılacağız. Ama yeni sezonda tekrar beraber olacağız inşallah. Antalya Engelliler Sanat Evi kurucusu Hülya Bostanoğlu, engellilerin aslında engellenenler olduğunu da ifade ederek yaşanır bir kent oluşturulmamasından şikayetçi oldu. Çok zor hayatları var. Yani inanılmaz zor. Hatta onlar bana göre engelli değil, engellenenler. Tarafımızdan engelleniyorlar. Yani şehrin her yeri onlar için engelli, yaşama biçimlerinde hiçbir yardımımız olamıyor. Yani bir rampa yaptıramıyoruz, yapamıyoruz. Böyle aşamıyoruz gerçekten ve onlar hep engellenenler.